mekanların hepsi aynı. Patronla iyi anlaşıyorsan mekan senindir. Ben işimi düzgün yaptığıma inanıyorum. Ya çok yaşıyoruz. Hemen her gün yaşıyoruz. Her gün bir şey geliyor başına. Tabii ama işte isim veremem onda. İsim olmaz. Ben biraz real adamımdır. Ama yani şimdi mesela X mekanı söylersin, olmaz. Bu röportajı görüp de ya biz daha senin okuman önemli değil kardeşim. Biz arabesk yapıyoruz. Ya bizim tek işimiz arabesk. Her işi bilen adam hiçbir şey bilmez. Senden dolayı artık hatırlamıyorum lan. Abi oğlum deme ya. Deme işte söylüyorsun oğlum işte. Ufuk Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Sadece tanımayanlar için, bunu ilk defa izleyecekler için. Kısaca bir Ufuk Özel kimdir? 1977 Diyarbakır doğumluyum. İlk ortaokulu Diyarbakır'da okudum. 94 yılında Yalova'ya yerleştik. Babam emekli olduktan sonra. 99 depremine kadar Yalova'da kaldık. Depremden sonra Ankara'ya geldik. Yani 99'dan sonraki dönem hep Ankara'da çalışma hayatım devam etti. İstanbul Teknik Üniversitesi 3. sınıf terkim, Devlet Konservatuarı çalgı yapım bölümü. Bir tiyatro maceram da var ama onun resmiyeti değil, çocukluk döneminde 88'li yıllarda. Buraya geldim. 2004'te evlendim. Bir tane oğlum var Efe adında. Şimdiye kadar da işte Ankara'nın sahnelerinde çeşitli yerlerde çalışıyoruz. Bir yol izliyoruz. Müzik hayatının kaçıncı yılındasınız? 95'te başladım. Herhalde bir 27 mi oluyor? İlk sahneniz Ankara'da mıydı? Yalova'da. Donanma tesisleri var Sezenler. Bir sanatçı abim vardı Benhur diye. Onun bir gala gecesinde sanatçıları eksikti diye beni çıkarttırdı. Bir iki parça okutturdu. O günden beri böyle bir sevda peşinde sürüklendik. Hangi şarkıydı hatırlıyorsunuz? Vallahi o zaman Mahsun Kırmızıgül en yüksek noktasında o vardı. Maço Erkek diye bir parçaydı herhalde hatırlarsın. Seyfi Doğan'ın rahmetli Seyfi Doğan Maço Erkek var. O parçayı okumuştum. İdol olarak bu konuma koyduğunuz biri var mı? Hem hayat felsefesi hem de akrabalık boyutumuz da var. Aynı zamanda sahnedeki duruşunu, sesini, yaptığı işleri idol aldım. İzzet abi var, İzzet İlsan var. Son albümümüzün de zaten bütün maddi manevi şeyini abim yaptı. İzzet abi yaptı. Bizim ilk sahne hayatına başladığımız dönem idollerimiz farklıydı. İzzet abi de o zaman gençti. O zaman İzzet abim de yeni albümleri çıkıyor. Herkes İbrahim Tatlıses'in peşinden giden bir kitle vardı. Bütün arabeskçiler İbrahim Tatlıses gibi okumak ister, İbrahim Tatlıses gibi olmak ister. Onun gibi bir hayat yaşamak ister. Her şeyini ona göre ayarlar. Ama bizim arabeskçilerin %99'u İbrahim abinin eseridir. Yani onun parçalarıyla sahnelere çıktık. Onun parçalarıyla para kazandık. Eskiden sahneye çıktığımızda müşteriler İbrahim abinin parçalarını isterlerdi ve Alatura Bağış dediğimiz olay onları gönderdikleri zaman o paralar işte o parçalara gelirdi. Yani biz onların sayesinde para kazandık. Yani idolümüz ilk İbrahim abi. Zaten sanat hayatında herkes birilerini örnek alarak başlar. Ona bir hevesle başlar. Hep de derler ya o onun taklit değil aslında bir hevestir. Bizim arabeskçilerin %99'u bizim yaş tayfamız tamamen İbrahim Tatlıses'in yolundan giden bir kitle vardı. Tabii şimdi İbrahim abi efsane olarak kalıyor her zaman. Şimdi değişik kişiler var ama ne yazık ki eskilerin yerini mesela bir Orhan Gencebay, Müslüm Gürses'in, Ferdi Tayfur'un, İbrahim abinin yerini kimse doldurmadı. İzzet abinin peşinden gidiyorum ben. İzzet Yıldızhan'ın peşinden. Sahnede söylemekten en çok hoşlandığınız şarkı? Ferdi Tayfur'un Hatıran Yeteri. Hemen hemen her gece okurum. Her gece de istek gelir. Albümde de iki parçasını okudum. Severim parçalarını. Hemen bağlantılı olarak geçeyim. Sahnede gelen isteklerde görmek istemediğiniz, arka plana attığınız, söylemediğiniz istekler oluyor. Ya işte bizim tarzımızı istemediklerinde bazen de geriliyoruz aslında. Tarkan'dan istiyor. Tarkan kötü bir sanatçı değil ama biz değiliz yani. Ben köylüyüm diye bir parça istiyor. Veya başka bir parça. Yani onları bilmiyoruz. Evet. Okuyamıyoruz da zaten şu andaki konsepte, şu andaki güncel hayata da uygun değil onlar. Okumuyoruz. Herkes kendi işini yapacak. Geçen bir sahnede bir arkadaşımız bir soru sordu. Ben hep şunu söylüyorum. Biz arabeski konuşmamız, yapımız, hayatımız. Biz arabeski okuyalım. Popçular da arabeski okumasınlar. Çünkü onlar da popçular. Onların da hayatları farklı. Şimdi herkes arabesk gecesi yapıyor. Arabesk gecesi, arabesk gecesi. Bütün ünlüler arabesk gecesine döndüler. Önceden sevmiyordular arabeskçiler. Bu Ankara güzel bir şey. Hayır, Türkiye geneli her tarafta var. Çünkü pop bitti. Şöyle bitti. Ya bir Sezen Aksu vardır. İşte bir Tarkan var. İşte bir Candan Erçetin'ler var. Onların dışındaki kitleler bittiler. Yani. Bir Hakan, iyi Hakan Altun. Hakan da aslında popçu değil. Fantazi de değil. Arabesk abi dinleyin baştan sona. Hep arabesktir. Hiç katlısınız var mı? Onu da şöyle bir örnekle vereyim. Mesela programa iki dakika kala birinin gelip size saçma sapan bir şey anlatması. Bir derdini anlatması. Bir problemi. İşte o anda da mesela
görüşmeyi istememe. Mesela diyorlar ki kapris yapıyor. Yok kardeşim, şimdi sahnede mesela bazen dengeyi bozuyorlar. Cenazeye gidiyoruz, resim çektirmek istiyorlar. Şimdi bunlar kapris değil. Benim kaprisim yok ama kaprisli olan... İsim veriyor musun? Ya veremem de yani %80'inde var. Ankara değil, Türkiye genelini ben hep konuşuyorum. Ben zaten Ankara solisti değil. Ankara'dayım ama Türkiye geneli hem ismimiz var hem de bütün sanatçılarla da dostumuz var, arkadaşımız var. Nerede olursa olsun da aynı programı kabul etmem dediğimiz kişiler var. Ya böyle çok siyasi görüşü ön planda olan insanlarla sahne yapmam. İsim yok. Genel söylüyorum işte yani zaten bu hepsi için. Yani sadece böyle bir şey yaşadınız mı? Önce? Yaşamadım çünkü benim çalıştığım her yerde tek çıkıyorum ben. Evet. İkinci bir kişi yok. Büyük solistlerle çok çalışıyorum. Onlar bizi tercih ediyorlar. Bizim onları tercih etme ihtimalimiz yok. Ama tabii mesela sevmediklerimiz de var. Böyle isim verme değil de yani işte siyasi boyutu olan veya böyle dengesi bozuk olan tipler vardır mesela. Şu olmasın, bu olmasın. Yoksa kapris demeyelim de bazılarında kurumsal kimlik gibi klişeleşmiş işte olayları var. Onlara karşı gelmiyoruz. Sanatçıların belli bir hayran kitlesi var. Kitlenizden. Takıntılı bir hayranınız olmalı. Tabii canım. Takıntılı çok var da. Erkeği de var, bayanı da var. Hepsinde var. Ama onların dozajını ayarlamak zorundayız. Yani orta yaşmadıkları süre. Yani zaten bizim hayran kitlemiz olmaz. Bizim evimize ekmek götürmemizin sebebi onlar. Onlardan biz para kazanıyoruz. O yüzden onlara konuşacağımız bir kelime yok yani. Sahne kazası yaşadınız mı? Ya çok var da. Seninle de çalıştık. Seninle de vardır. Vardır. Yani vardır ama mesela şu anda hemen aklıma gelmiyor da. Kimisi geliyor mesela sahneye oturan var. Kaldıramıyorsun sahneden. Sahnede şarkısını en çok söylemeyi sevdiğiniz kişi. Ferdi abi ben çok okuyorum. Yani söylemeyi severken az önce de dedim ya bana uyuyor. Ama %90 ağırlık İbrahim abi yani. Aslında İbrahim abi değil. İbrahim abinin bestecileri işte sana bir Burhan Bayar, Ali Tekin'tir. Onların parçalarını okuyoruz biz. Hayata geçiren çünkü o zaman kimse yoktu. İbrahim abiden başka kimse yoktu ki. O zaman bir Ufuk Özel yoktu. Mesela şimdi yeni jenerasyondan çok güzel sesler var. Ya mesela Serkan var, Serkan Kaya var. Bizim arkadaşımız, kardeşimiz o. Serkan'ın kendine az çok güzel bir sesi var. Şimdi Serkan'la da benim mesela tarzım aslında çok benziyor. Onun okuduklarını okuyoruz. Bizim okuduklarımızı okuyor. Sahneye çıktığınızda rahat ettiğiniz bir yer. Bir mekanların hepsi aynı. Patronla iyi anlaşıyorsan mekan senindir. Seninle kaç sene çalıştık? 4 sene. 2000'de Ankara'ya geldim. 2004'te bir ara verdim 7-8 sene. 4 yıl tek mekanda çalıştım. Altınlal Gazinosu'nda. Benim öyle devamlı yer değiştirme olayım yoktu. Ara verdikten sonra mesela 3 yıl Arbeş diye bir yerde çalıştım. Bana 3-4 yıl Sükse'de çalıştık. Ondan sonra şimdi 4 yılda Çengel'deyim mesela. Arada böyle ekstralara gittiğimiz yerler var ama öyle çok büyük yer değiştirmem yok. Ben işimi düzgün yaptığıma inanıyorum. Yeni albümünüz yakında klibi de çekildi. Parça çıkıyor yani albüm değil de tek. Yani evet. Tek parça mı? Diyelim. Klip çekimi yapıldı. Hepsi bitti. Hepsi bitti. Biraz bilgi verirseniz. Yönetmenimiz Yılmaz Morgül. Sanım Sakaryalı. Parçanın bütün maddi manevi boyutunu İzzet Lısan karşıladı. Onun dışında Özlem Güneykaya diye bir arkadaşımızın şu anda Türkiye'nin hiti yani. Çok güzel parçaları var. İşte Ben Bilmem mesela en son. Yılın parçası Ben Bilmem bestecisi aynı zamanda. Saptın mı hisler ne diye bir parça. Çok güzel oldu. Klibimiz de güzel oldu. Parça da çok güzel oldu. İstanbul. Ben hiç burada iş yapmıyorum. Hep İstanbul. Çünkü bu işin yeri İstanbul. Ufuk Özel'i en çok ne kızdırır? Yani bir anda parlayacağı şey nedir? Yani bir anda parlamam çok sabırlıyımdır. Ama bazen yoran olaylar oluyor. Nasıl söyleyeyim? Bir kere hainliği sevmem. Vefasızlığı sevmem. Vefasız adam kırar. Dost bildiğin insanın yaptıkları seni yorar. Onlar bizi kırarlar. Onun dışında ya çok yaşıyoruz. Hem her gün yaşıyoruz. Her gün bir şey geliyor başımıza. Ufuk Özel sanatçı olmasaydı ne olur? Herhalde tiyatrocu olurdum. Hayalim oydu zaten de başta. Ben 88'de işte devlet tiyatrolarının yarışmasına girdim Diyarbakır'da. 4000-5000 kişi içinde birinci oldum. 2 senede eğitim aldım. O zaman bir hocam vardı. Özlem Güveli diye devlet tiyatrolarında. Hep şey diyor. Tiyatrocu olmasan da masa başı bir adam olamazsın. Bir şey yapacaksın yani. Sosyal aktiviten olacak. Aynen. Peki müzik hayatında mesleğinize dair pes ettiğiniz dönemler oldu mu? Her ay oluyor. Kızıyorsun birine. Lan bu iş yapılmaz diyorsun. Bırakmak istiyorsun ama bırakamıyorsun tabii. Soğuduğun ortamlar oluyor. Bu çalışma arkadaşların, bu müşterindir. Bu gittiğin bir yerdeki bir kitledir. Hayranın oluyor işte diyor ya bunaltıyor ya. Her şey olabilir. Ve sanatçılar duygusal olduğu için her an her şeyi yaşayabiliyorlar. Her an bırakabiliyorlar. Yani. Arabesk'te zaten ikinci bir yer yok. Ben Çengel'de çalışıyorum. Ben de Ankara'da arabesk yapan tek yer biziz. Ya biz arabesk'te Çengel'de tekiz, Çengel Arabesk diye geçiyor. Zaten adıyla da arabesk bir yer yok. Şarkı sözü özürlüyüm. iPad'im önümde olmadan okuyamam. 15 senedir okuduğum parça yine bakarım orada. Bir gece iPad'i evde unutsam bile okuyorum. Bir sıkıntı yok da psikolojik ben ama böyle hep unutuyorum. Yeni parçaları okuyorum. Tabii. Tanınan bilinen ünlü simalarda özellikle düet yapmak istediğiniz kişi. Yılmaz abiyle bir düetimiz olacak. Yılmaz Nurgül'le. Yani öyle özellikle istediğim biri yok. Aslında bayanlarla yapmamız lazım. Çünkü ters düşmesi lazım. Yani erkek erkeğe düet aslında olmaz. Ama biz Haktan'la yaptık. Haftan'la bir düetimiz var. Hangi şarkı? Bahçede Yeşil Çınar Diyarbakır Türküsü. Türkü okuduk ki özel değişik olsun diye. Özel güzel oldu. Güzel bir ses. Çok güçlü bir ses. Türkiye'nin en iyisi. Yılmaz Morgül'le
olacak mı? Olacak. Onu da yapacağız. O istiyor, ben istemiyorum. Ben istemiyorum derken şey anlamda yani. Ben söylemedim, o söyledi. Candan bir adam, dost canlısı, bu kadar. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sizleri seviyoruz.